Tayyip Yaycı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Filistin Dışişleri Bakanı ile görüşemedi. Ve Filistin Dışişleri Bakanı kendisini reddetti. Evet. Ve reddetmesinin altında yatan nedenlerden biri de bizim çıkarlarımızı korumuyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bizim çıkarlarımızı korumayan hiçbir söyleme biz destek vermeyeceğiz şeklinde oldu ama Yunanistan Dışişleri Bakanı Başbakan'la yaptığı görüşmede de istediğini alamadı. Çünkü Yunan medyasında bu yönde bir serzenişi var. Evet. İstediğimizi alamıyorsunuz. Evet. Siyasi olarak bizi zor duruma sokuyorsunuz gibi yorumlar var. Evet. Şimdi bu İsrail Akademiyası'ndan da şöyle söylemler var. Bu anlaşmanın imzalanabileceği şeyi var. Ama diyorlar ki, şöyle diyor. Türkiye için Filistin yönetimi Rumları ve Yunanlıları karşısına alır mı? Bunu riske eder mi? İmzalar mı, imzalamaz mı değil. Rumları ve Yunanlıları karşısına alır mı? Bu şu demek, biz alırdık ama onlar alamaz. Çünkü onların da aslında bir sonrakinde göstereceğim, onların da kazancı var. Onların yani kaybediyor gibi görünüyorlar. Nasıl yok, kazancı değil, var? Değil. Çünkü onlar da şuraya gelecekler Mehmet Akif Bey, şöyle. Var mı harita? Tabii var, onu da göstereceğim. İsteyelim şimdi mi haritayı? Evet. İsrail şimdi ne kazanıyor, evet, ne kaybediyor? Onu da bir 13. numara, 13 numaralı bir sonraki. Bakın, bu da İsrail'le karşılıklı kıyımız. İsrail de buraya gelecek. Komutan, Rumlara hiçbir şey bırakmamışsınız. Rumların zaten burada bunlardan daha fazla almasının imkanı yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Normalde İsrail'in, yani bırakın Türkiye'yi. Türkiye'yi bırakın. Türkiye hiç yok. Rumlarla anlaşma yapan İsrail orta hattan anlaşma yaptı. Aynı zamanda Mısır da orta hattan yaptı. Mısır'la İsrail'in karşılıklı, Mısır'la Güney Kıbrıs Rum yönetiminin karşılıklı kıyıları orantılandığında 1'e 5, 6 karşılıklı kıyı. Hı hı. Fakat ortadan böldüler. Yani kandırdı Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Kendisinin de o kadar büyük bir kıyısı olduğu imajıyla eşit kıyılar hiç onu düşündürmedi bile. Ortadan bölelim dedi. İsrail'i de ortadan böldüler. Ben bir makale yazdım. 2012'de yazmıştım. Sonra bundan birkaç ay önce İngilizce'ye çevirdik ve İsrail'de yayınladık. Dedik ki burada iki şey. Bırakın Türkiye'yi. Siz İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle, sadece burada İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi olsa, sizin hattınız şurada olması lazımdı. Çünkü uluslararası deniz hukuku prensiplerine göre böyle 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 olması lazımdı. İsrail ayağa kalktı. Ve şimdi İsrail ne karar aldı biliyor musunuz? Şu 12. parselin bir kısmını aldı İsrail. Bundan bir ay önce. Rumlardan. Rumlardan aldı. Rumlardan aldı. Ve dedi ki 2010 yılı anlaşmamızı gözden geçirmemiz lazım dedi. 2010 yılı anlaşmasını. Şu anda burada sismik araştırma ve sondaj yapılmıyorsa bunun en önemli sebebi İsrail'in rezervidir. Burası çözümlenene kadar, hakkaniyetli bir çözüme gelene kadar burada sismik araştırma ve sondaj yapılmayacaktır diye şirketlere duyuru yaptı. Şimdi bu bizim medyamıza çok yansıma olmasın. Yani o zaman Rumlarla İsrail arasında da böyle bir kriz var. Tabii var, kesinlikle var. Çünkü Rumlar kandırmış vaziyette. Ve Rolandis denilen zamanın Dışişleri Bakanı 2012 yılında bir açıklama yapıyor. Biz hak ettiğimizin 4 katını aldık. Çok iyi yaptık. Müthiş anlaşmalar yaptık diyor. Kendisi itiraf ediyor. Onu ben kitabıma da koydum. Şimdi biz bunları hatırlatıyoruz. O kamu diplomasisi, yani bizim Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi olarak yaptığımız kamu diplomasisi bu. Biz İbranice olarak yayınladık bir de bunları. Dedik ki sizi kandırdılar. Sizi kandırdılar. Şimdi Arapça'da Filistin'e ve Libya'ya, Mısır'a yayınladık. Şimdi bunlar etkili. Burada o zaman İsrail de kazanacak. Şimdi devletler menfaatlerini düşünür. Günlük menfaatler uğruna asırlık kayıplara kimse neden olmaz. Yani ben bu deniz alanını Rumlara vereyim. Bugün Rumlarla aram iyi. Kalsın Rumlarda olsun kimse demez. Bunlar günlük işte ben Rum'la iyiyim falan. Ama eninde sonunda bizimle masaya oturacaklar. Oturmasalar da fark etmez. Biz sınırı buradan çekeriz. Münhasır ekonomik bölgeyi ilan ederiz. Daha sonra konjonktür uygun olduğunda anlaşma imzalarız. Ya olur mu öyle şey? Elbette olur. Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2003'te münhasır ekonomik bölge ilan etti. 7 sene sonra
2010 yılında İsrail'le anlaştı. Ben de şimdi ilan ederim. 10 sene sonra konjonktür uygun olunca anlaşma imzalarım. Onun için biz ne İsrail'e ne Mısır aslında muhtacız. Biz münhasır ekonomik bölgemizi bir an önce ilan etmeliyiz. Ve herkese şunu sunmalıyız. İşte bizim münhasır ekonomik bölgemiz bu. Sizin de kazancınız bu olacak diye. Bir sonrakine gelirsek orada göstereceğim hemen. Bakın. Burası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin münhasır ekonomik bölgesi ilan ettiği. Burayı Filistin alacak. Burayı İsrail alacak. Türkiye ile anlaştıkları takdirde. Şu alan var ya. Şu alan. Hı hı. Bu alan şu anda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait. Burayı da Mısır alacak. Mısır alacak. Mısır'ın da alanı genişleyecek. Mısır'ın da alanı genişleyecek. Bizim mavi vatanımız böyle bir anlaşma olursa ne kadar genişliyor? Bizim mavi vatanımız bu 189 bin kilometre kareye tekabül eder toplamı. Genişliyor yani. Bizim 10 bin kilometre kare burada genişler. 10 bin kilometre kare genişler. 10 bin kilometre kare ne kadardır biliyor musunuz? Tam anlamıyla ifade edelim. Bir Kıbrıs adası büyüklüğüne yakındır şu alan. Kıbrıs yani adası büyüklüğüne yakın. İstanbul'un 8 katı kadar büyük bir alan. Yani bayağı büyük bir alan. Yani Filistin'le bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalarsa Türkiye böyle bir alan daha alır, kazanma ihtimali olur. Alır ve Mehmet Akif Bey bizim şunu vurgulamamız lazım. İsrail de kazanır. Mısır'da kazanır. Tek kaybeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olur ve Yunanistan'ın oyunu bozulur. Ve Türkiye'de... Bizim Dışişleri Bakanlığımız bu meseleye nasıl bakıyor? Kontak halinde misiniz? Sordular mı? Böyle bir irade ortaya koyulma Mısır mı? Bir durum. Hayır, Türkiye'nin. Hiç kimse sormadı. Sormadı ama ben şunu biliyorum, şunu biliyorum. Bu hem Mısır tarafından dikkat alınıyor. Şu anda Mısır'da çok ciddi bir baskı var. Onu da söyleyeyim. Mısır'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle ve Yunanistan'la yapılan anlaşmalarda Mısır'ın çok ciddi deniz alanı kaybettiği, Türkiye ile anlaşmalar yapılsaydı bizim bu haritalar kullanılıyor. Bir sonraki haritaya gelebilir miyiz? Bu arada Mehmet Akif yayına gelmeden önce bir bürokrat arkadaşımla bir araya geldim. Mısır'la ilişkiler beklenenden çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Belki bu Filistin meselesinde bir şey olmuş olabilir, katkısı olmuş olabilir. Beklediklerinden onu daha hızlı ilerlediğini açıkladı ve yakın zamanda Mısır'la ilgili çok ciddi gelişmeler bekliyoruz dedi. Hadi ve inşallah. Hızlı bir süreç inşallah başlayabilir dediler. İnşallah. Onu da son dilimde konuşalım. Türkiye-Mısır ilişkilerinin bu coğrafyaya şimdi katkısını. Bakın bu harita Mısır'da kullanılıyor. Bu harita Mısır'da kullanılıyor ve bu kayıplar Mısır'da gösteriliyor. Bunlar bizim benim haritalarım. Hı-hı. Mısır'da gösteriliyor ve Mısır şunu söylüyor. Mısır'daki bir kısım hakikaten vatansever. Çok ciddi de bir baskı oluşturmuş vaziyetteler. Biz kaybettik. Bu anlaşmaları iptal edin. Türkiye ile anlaşalım diyorlar. Bizim bu konjonktürü kullanmamız lazım. Anlatmamız lazım kardeşlerimize. Siz bizimle yaparsanız kazanırsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman hakkaniyete riayet etmiştir. Her zaman. Türkiye ile anlaşma yapan kazanır. Akdeniz'de o zaman şu sloganı rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye ile masaya oturan kazanır. Aynen öyle. Aynen öyle. Türkiye ile masaya oturan kazanır. Bir sonrakini gösterirsek orada daha güzel. Bakın Mısır'ın kazanacağı alan, Filistin'in kazanacağı alan, İsrail'in kazanacağı alan, Mısır'ın kazanacağı alan. Türkiye ile anlaşma durumunda. Mısır'da bu haritalar nerede çiziliyor efendim? Yani ne kadar gündemde? İlgilileri ve bu gündeme getirenler, yani sizin tezinize paralel haritaları gündeme getirenler Mısır devletiyle ne kadar temasta? Şöyle çok ciddi temasta olduğuna dair ben de bugün bilgi aldım. Ve çok da etkili olmaya başladıklarına dair de bilgi aldım. Türkiye'nin çok adilane yaklaştığına, bugüne kadar Mısır'ın Türkiye'den uzak kalarak deniz alanları kaybettiğine, menfaat kaybına uğradığını, Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ikilisinin bütün bölge ülkelerinden alan çalmaya çalıştığına, onun için özellikle bu şu gruptan bahsediyor. Nasır'dan etkilenen milli gruplar özellikle bu konu üzerinde çalışıyorlar diye ve hükümet üzerinde de bir ciddi kamu. Yani siz şu üçgenin mi oluşmasının faydalı olacağını düşünürsünüz? Türkiye, İsrail, Mısır bu Akdeniz meselesinde Türkiye, Filistin hakkı korunacak şekilde. Evet. Filistin'in şu hakkı korunacak mutlaka şekilde. Mutlaka masada Mısır'la Türkiye'de Filistin'in hakkını savunursa. Evet. Ve böyle bir durumda zaten Türkiye dostluklar kuran bir...